Merhabalar. Vizyon 58 televizyonu Sivas Merkez Stüdyo'da. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Kendileri biraz önce Tokat'tan geldiler. Çok değerli, çok kıymetli işler yapan bir dostumuz. Ulaş Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Burhan Bey. Tabii eşiniz hanımefendilerle beraber geldiniz. Sivas'a evet. Hoş geldiniz. Tabii biz Ulaş Tarık Onur Bey'i yakinen tanıyoruz. Kamuoyunda da sevilen bir insansınız ama sizi tanımayan insanlar olacak. Çünkü evet. Vizyon 58 televizyonu TürkSat üzerinden yayın yapan önemli bir kanal. Kısaca Ulaş Tarık Onur kimdir? Öncelikle Vizyon ailesine teşekkür ediyorum bizi burada konuk ettikleri için. Eyvallah. 1986 doğumlu Güngören İstanbul doğumluyum. Baba nüfusumuz Tokat'ın Başçiftlik ilçesine bağlı. İlçesinde ikamet etmektedir. Buna bağlı olarak da işte eğitimimizi, iş hayatımızı İstanbul'da başlayıp daha sonra da Anadolu'da işte kütüğümüzün bağlı olduğu ilde kendi şehrinizde kendi iş yerimizi kurup orada bir çalışma başlattık. Peki Ulaş Bey, Bertu İş elbiseleri ve imalat sektörü, sektörde önemli bir firma oldu. Yani özellikle pandemi döneminde bir maskenin, bir iş elbisesinin çok önemli bir iş güvenliği konusu. Evet. Siz o arada çok çabuk şekilde entegre oldunuz ve üretim anlamında da devletimize yardımcı olacak şekilde resmi kurumlara da ciddi tedarikler sağladınız. O süreci bir kısaca anlatır mısınız? Yani baskın bir dönemdi. Şimdi öncelikle yaptığınız işin gerekliliklerini yerine getirmeniz gerekiyor. Biz de buna hazırlıklıydık. Yani atıyorum maske satış oranına göre değil de bunun bir ihtiyaç olduğunu düşünerekten zaten stoklarımızda bulunduruyorduk biz. Yani hangi mesleği yaparsan bu maddisel anlamda evet bir yere kadar ama bir de senin yaptığın işse bunu bulundurman gerekiyor yani. Nitekim de biz elimizde belirli bir stoklara ulaşmıştık. Talihsiz bir durum olmasına rağmen bunu bir şekilde tolere ettik. Evet. Yani kamu kuruluşlarına, işte polis, emniyet, işte belediyeler, çalışması gereken yerler, işte küçük bir maske, işte maskesiz sokağa dahi çıkamıyorduk yani. Evet, evet. Bunları bir an önce işte kurumlarımıza ulaştırdık. Elimizdeki stoğu 10 bin, 20 bin neyse hemen hızlı bir şekilde teslim edip o süreci en azından bir hava yastığı görevi görmüş olduk. Tabii, yani. Tabii, aynen öyle. Peki Ulaş Bey, mesela kalifiye eleman noktasında hani meslek liseleri ciddi anlamda giyim sektöründe bölümler açıyor, giyim bölümleri açıyor. Veya diğer meslek liseleri özellikle pandemi döneminde siz de biliyorsunuz ki yani bu giyim bölümü, terzilik bölümü gibi bölümlerin daha birçok bölümler de var. Mesela evet. Diğer tarafta sanayi için evet. Kabotajcılık veya elektrikçi, motor ustası vesaire veya bu tür anlamda. Bir anlamda hatta bir sohbetimizde söylemiştiniz meslek liselerinden gelen öğrenciler belki bugün çok yeniler ama yarın 5 sene sonra Türkiye'nin gelişmesine bağlı olarak hem teknik altyapı anlamında hem de meslekte ara eleman evet. Ve daha sonraki dönemde de işlerin sürdürülebilmesi için çok ciddi faydası oldu. Bu meslek liselerinin son dönemde yaptığı atılımlarla alakalı evet. Devletimizin politikalarını tebrik etmiştiniz. Önceden yani evet. Çok eskilerden bir çıraklık diye bir evet. Meslek grubu vardı. Yani bu şu anda günümüzde olmayan, İşte belirli bir zamana kadar eğitimiyle uğraşıyor çocuk. Eğitim, lise bittikten sonra bir boşluğa düşüyor. Üniversiteyi de kazanamadıysa şayet. Bu boşlukta da bir yere tutunmak istiyor, çalışmak istiyor. İşverenler de
Ne yapıyor? Daha kalifiye eleman arıyor. Yani çıraklığı ayıracak vakti olmuyor. Tecrübeli eleman. Tecrübeli eleman işte o dediğimiz. Evet, bazen evet. Hatta kızıyoruz. Yani nerede tecrübeli? Nerede tecrübe kazanacak? Yani bunu şu anda eskiden mesela insanlar çocuklarını alıyordu. Bir ustanın yanına, bir kuaföre, bir işte terziye veriyordu. Orada bir gelişim gösteriyordu çocuk yani. Hem eğitimini gösteriyordu hem kişisel dışarıda yapması gereken işlerle ilgili bilgi donanımına sahip oluyordu. Bu süreç olmadığı için görev meslek liselerine düşmüş oldu. Bundan mesela biz çok memnunuz. Bu çıraklık eğitimini çocuk okul hayatındayken o donanıma sahip olmuş oluyor. Geliyor işte sabah işe gelmesini öğreniyor. İş disiplinini öğreniyor. Sabah işe gelmesini öğreniyor. Ast üst ilişkisini öğreniyor. Çok güzel. Bu da ona bir donanım kazanacak. Belki bugün faydasını görmeyecek ama işte ya meslek hayatına, iş hayatına atıldığında bunun meyvesini hızlı bir şekilde yemiş olacak yani. O yetişen 16, 15, 17 yaşındaki çocuk bir donanıma sahip olmuş olacak yani. Şimdi tabii ki meslek liselerinin hakikaten bu anlamda çok büyük bir önemi var. Dileğimiz o ki inşallah bundan sonraki dönemlerde de hem kuaförlük mesela geçen kuaför bir arkadaşımız da var. Diyor yani çırak bulamıyoruz diyor mesela. Tabii. Yani bu da çok büyük sıkıntı. Adam saç tırasını yapıyor. Bir de o saçları kendisi temiz. Çırağı yok adamın. Yok. Kalfa bulursam diyor yani öpüp başıma koyuyorum. Bu anlamda hakikaten inşallah meslek liseleri umudumuz, ümidimiz hepimiz için. Evet, evet. Peki birazdan Tufan Bey de rejiden yayınlar muhtemelen. Şimdi özellikle Bertuğ'un ürettiği çok kaliteli ürünler var. İş elbiseleri evet. konusunda ve bu anlamda imalat da yapıyorsunuz. Çok evet. yoğun talepler geldiğinde fason anlaşmalar yaptınız. Firmalar da var yani evet. hali hazırda. Trendyol gibi birkaç daha herhalde evet. önemli sayfada. Trendyol gibi satış platformlarında yerimizi aldık. Orada da satışlarımız gayet güzel gidiyor. Burada aslında öncelik iş kıyafetinin öneminden bahsetmenin evet. faydası evet. var. Çok yani, önemli o. Personel kıyafeti demek sadece bir görüntü olarak bakmamak gerekiyor. İşte bunun iş güvenliği, insan sağlığını koruması, işte örnek veriyorum bir merdaneyle çalışan bir ortamda, sanayide işte iş önlüğünü giyiyor. İş önlüğünde kollarında lastikleri oluyor. Onu lastiksiz çalıştığında o merdaneye girmesini engelliyor. Yani birçok iş dalında yani iş tabii kaza olabiliyor değil mi? Tabii, yani bu iş kazasını en aza indiriyor en aza iş indiriyor. Kıyafeti. Evet, görsel kurumsallık anlamında da bir yol göstergesi oluyor size ama bizim için önemli olan burada en büyük şeyimiz insan sağlığını koruyacak kıyafetler üretmek. Canını yani. Koruyacak. Tabii. Bunun reflektif özellikle ürünleri oluyor. Birçok alanda kullanılan her mesleğe göre bir iş kıyafeti tasarlanıp uyarlanabiliyor. İşte kamusundan tutun, kamu personellerinden iki tane personel olan da bu iş kıyafetlerine ihtiyaç duyuyor. Ve bu artık her ilde olması gereken bir şey. Yani bütün kurumların, kuruluşların, özel şirketlerin personel kıyafetine ihtiyacı oluyor. Ve ilerleyen zamanlarda daha işte yasaların değişmesi, gelişmesiyle beraber bunun önemi işte pandemide çıktı zaten. Evet, yani çıktı, evet. Ne kadar önemli bir, değerli bir meslek olduğu. Kesinlikle. Ve bu tecrübeyle yapılacağı, yani tecrübesiz bir kişinin bu ürünleri yapmasının mümkünatı yok yani. Tabii. Neyin neye ihtiyaç olacağını bilmesi gerekiyor. Doğru yatırım yapması gerekiyor değil mi? Yani, aynı şekilde. Peki özellikle ben dikkatimi çekti. Resmi kurumlardan da size yoğun talep var. Tabii. Onlar neler istiyorlar? Mesela AFAD'dan herhalde geçen evet. sizde program öncesi konuşurken evet. bir görüşmeniz ya, var. AFAD kurtarma çalışmalarında belirli koruyucu kıyafetler işte bunun sadece kıyafetle sınırlı kalmayıp işte bareti, gözlüğü, eldiveni bunları kurtarma sırasında kullanma ihtiyacı duyuyor yani doğal olarak yani. Biz de bunları hızlı bir şekilde kurumlarımıza ulaştırıyoruz. Siparişlerini alıyoruz. Bu şekilde
Onlar da personellerine verip inşallah ki olumsuz doğal afetlerimiz olmaz tabii ki. Ama bunlar ihtiyaç ve o ihtiyaç doğrultusunda gerekli stokları hem kurumlar yapıyor hem biz onların ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamaya çalışıyoruz. Peki Ulaş Bey, pardon, örneğin tıbbiyede okuyan bir öğrenci, veterinerlik okuyan bir öğrenci, eczacılık okuyan bir öğrenci veya diş, bunların devamlı biliyorsunuz tabii, önlük almaları gerekiyor. Yani piyasa koşulları içerisinde sizin mesela ürün kaliteniz Türkiye standartlarında bildiğim kadarıyla uyuyor. Yani tabii, sizden tabii alışveriş yapmak isteyen bir öğrenci veya bir ev hanımı, işte imalat sektöründe çalışan bir iş kadını, bazen bu işleri biliyorsunuz, evet, işverenler yapmıyor da insanlar kendileri alabiliyorlar. Mesela tabii, öğrenciler tabii, kendisi tabii, alıyor. Kendisi. Okul açılırken birer tane önlük hediye ediyorlar çocuklara, o tıbbiyeli öğrencilere, evet, veya diğer işte sağlık sektöründe olan yani çocuklara. Yani dediğim gibi bu onun mesleğiyle alakalı, giymesi, üzerinde olması gereken kıyafetler. Bunları da biz zaten trend yoldan, gibi, veya trend yoldan ulaştırıyoruz tüm Türkiye'ye. Kendi Instagram sayfalarımızdan Bertu İş Elbiseleri ve İş Güvenlik Malzemeleri diye Instagram sayfalarımızdan ulaşabiliyorlar. Dediğim gibi her mesleğin kendine özgü bir kıyafeti oluyor. İşte doktorun doktor tabii üniforması dediğimiz ürünü. Bunları kullanıyorlar ve bunları aslında onlara bir konfor sağlıyor. Yani normal bir kıyafetle çalışmakla, işte özel olarak doktorun çalışacağı şekilde üretilmiş bir ürünü giyip çalışmak onlara kolaylık sağlıyor, konfor sağlıyor. Yaşam konforu. Tabii tabii, ani hareketlerinde onun işte esniyor olabilmesinden tut, işte belirli bir koruyuculuğu oluyor onun. Bütün kıyafetlerimizde de bu her sektöre göre onu araştırıyoruz. Neye lazım? İşte bir iş pantolonunda olması gereken özellik nedir? Bunları biz Ar-Ge'mizle beraber tartışıp çalışıp en koruyacak şekilde o kıyafeti üretiyoruz yani. Yani güncel ihtiyaçları devamlı tabii, takip tabii ediyorsunuz ve ona göre firmanızın üretim kapasitesini tabii, tabii yeniliyorsunuz tabii, değil tabii mi? Peki, yani 2000'den fazla ürünümüz, ürün çeşidi. Skala geniş bayağı. Tabii 2000-3000'den fazla neler ürün çeşidimiz var mesela oluyor. Üstad, hani sadece yani aklına gelebildik her şey yani. Ana kalemler. Bütün personel kıyafetlerini karşılayacak bütün malzemeyi üretmeye çalışıyoruz. Ürettiriyoruz, tedarikçilerimiz oluyor. Bunlar mesela dediğim gibi özel güvenliğinden polisine, işte kamu çalışanından doktoruna, hemşiresine, bütün sanayide çalışan oto kaportacısına, bütün sektörlerin kendine has özellikle kıyafetlerini üretip insanlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz yani. Sanayi bölgesi, organ sanayi bölgesinde de fabrikalar var. Tamam. Tokat'ta olsun, Sivas'ta olsun. Tamam. Ki siz Tokat başta olmak üzere Türkiye'nin hemen her noktasına ürün gönderiyorsunuz. Tabii tabii, gönderiyoruz. Peki ne tür sorunlar oluyor? Mesela her işin bir zorluğu var. Hani bir de satış, üretim ayrı bir zorluk. Hani planlama yapıyorsunuz, üretim yapıyorsunuz, bir de satış var. Yani baştan aşağı zorluk tabii baştan ki. Baştan yani aşağı zor. Üçü de aslında hepsi zor yani. Evet. İnsanları öncelikle biz koruyucu özelliğini ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Ya rahat etmesini, işte bazen işte baretini takmak istemeyebiliyor çalışan. Evet, evet. Rahatsız ediyor diyor yani. Evet. Ama onu takmak zorunda aslında yani. Çünkü onun sağlığını, yani insan sağlığını doğrudan etkiliyor. Biz bunları düşünerek bir ürünü üretimini sağlıyoruz veya tedariğini sağlıyoruz. Ama personel işte onu giymek istemiyor. Evet. Yani rahat edemediğini düşünüyor. Ama oysa o onu koruyor yani. Buna benzer zorluklar oluyor. İşte biraz ekonomiksel zorluklar oluyor. Tabii, sürekli sektör gelişiyor. Tabii. Ona uymak için yeni yatırım planlamaları yapmak zorunda kalıyorsunuz tabii, değil mi? Evet. Peki özellikle yaklaşık son 1-1,5 yıllık süreçte Tokat'taki store mağazanız tekrar yenilendi. Evet. Hayırlı olsun. Evet. Başkanım, tabii bayağı da bir sizi seven insanlarla demlerde not aldım. Şimdi bakıyorum. İşte Sayın Ali Çalışkan Bey, Özkan Helvacıoğlu Bey, Fatih Yurttaş Bey, Salih Uslu Bey, böyle Arıcılar Birliği Başkanımız
Sayın Ali Demir Bey Tokat'tan yine selamlar, hayırlı yayınlar dilemişler. Biz de müsiyat başkanımız Sayın İhsan Misafir Bey keza severimiz. Çok fazla söyleyeyim. Tabii ileriye dönük olarak hedef de hani yine siz aynı terzilikten, giyimden, sektörden gelen bir insansınız. Evet. Baba mesleğiniz. Tamam. Bu arada babanız da bizi izliyordur herhalde İhsan'dan. Evet. Kendilerine selam olsun. Yani dediğim gibi bu mesleği biz yani çocukluğumuzdan beri babam fason üreticisi olarak 1980'li yıllarda İstanbul'a göç etmiş. Orada fason üretimcisi olarak 2000'li yılların sonuna kadar fasoncu olarak yani üretime devam etmiş. Biz bunu alıp işte 2010 yılında kendi bünyemde ben kendi adıma üretimler yapmaya başladım. Ve bunun tabii bu bir günde olan bir şey değil. Tabii çok uzun. Araştırıyorsun ne yapman gerektiğini işte çocukların şu andaki boşluklarını biz de aynı şekilde zamanında yaşadık. Ama kafamı kullanarak ne gerekiyor yani bu sadece bir maddiyat olarak düşünülmeden biraz girdiğimiz bir meslek. Tabii tabii yani. Tabii. Araştırdık yani iş kıyafetleri nedir yani iş kıyafetleri üreteceğim ama bunu kim alacak yani biz ilk başladığımızda mesela iş kıyafeti deyince ikinci el kıyafet mi satıyorsun gözüyle görülüyordu Anadolu'da. Tabii, tabii evet. Şimdi bir tane personel olan bile o iş kıyafetini alıp ondan hem rahat ettiğini söylüyor hem mutlu olduğunu söylüyor. Biz bunu işte 10-15 yıl önce kendi kafamda hayal ettim. Çok güzel. Dedim ki yani bu personel kıyafet işte yurt dışından araştırmalar yapıyorsun. İşte internet üzerinden araştırmalar yapıyorsun. Geleceğe yönelik birinci sırada olabilecek bir meslek grubu gibi geldi bana. Yani tabiri caizse ileriyi görmek. Hani bir de şey yok. Hani taponu yok pardon. Tapon kalmıyor. Tabii tabii. Hani ürettiğiniz ürün devamlı satılabilen. Tabii tabii. Yani devamlı. Çok sürekli şey, ihtiyaç evet. duyulacak bir şey yani. Bu araştırma biraz da öngörüyle alakalı. 10-15 yıl önce bunun bu mesleğin tüm Türkiye'ye katkı sağlayacağını, tüm Türkiye'ye gerekli olacağını düşünerek aslında bir nebze de girmiş olduk. Çok şükür de şimdi herhangi bir kamu kuruluşu bize aradığında, bize bu ihtiyaç dediğinde yok demiyorsunuz. Onun ihtiyacına cevap verebilmek bizim için ne parayla biçilecek bir şey, ne maddiyatla anlatılabilecek bir şey. Yani bu tamamen karşı tarafın işte AFAD'da çalışan demek bizim halkımızın zor gününde onu kullanabileceği bir ürün tedariği yapmış oluyorsun. Yani. Bu da bize mutluluk veriyor yani. Onun ayrı bir hazzı var. Tabii tabii. Ve herkesin yapabileceği, keşke yapabilse her ilimizde bir tane iş kıyafeti üreticisi, iş güvenliği mağazası olsun. Çünkü bulamadığında büyük sorun haline geliyor. Yani adam örnek veriyorum bir çelik eldiven kullanacak. İşte bir kesim yaparken, bir şey yaparken ona ulaşamayınca işte elinden olabiliyor. Tabii tabii, yani. Tabii aynen. Ama şu anda biz en azından Tokat ve çevre illerinde bu sorunu kaldırmaya çalışıyoruz. Sabırla. Yani. Tamam. Olan bir şey. Ben siz ve Sayın Münire Hanım'ı çok tebrik ederim. Münire Olaş Hanım'ı aynı zamanda genel müdürü ve eşiniz kendi şirketiniz. Evet, evet. Bu başarı biraz da tabii aslında görünmeyen şu anda ekran kamera arkasında bizi izleyen evet. Saygıdeğer Münire Hanım'ın da emekleri çok. Tabii tabii. Bu iş tabii ki hakikaten bir ekip işi. Ekip hani gemi yani kaptanına göre gider meselesi. Tabii, işte tabii. Gemide çalışanlar. Tamamen ekip işi. Ne kadar iyi de olsa önce bir kaptanın çok iyi olması. Tabii. Yani kaptan ve ikinci kaptanın çok iyi olması gerekiyor. Evet, evde eşin oluyor, iş tabii. yerinde iş ortağın oluyor. Yani Münir Hanım'ın da emekleri tabii, tabii ki. İşi zor, Allah yardımcısı olsun evet. hakikaten. Hem işte hem evde tabii, uğraşmış zor. Oluyor. Biz sadece işe adapte oluyoruz. Elimizden geldiğince birbirimize destek oluyoruz. Tabii ki bir işi kurmak, tabii. oluşturmak... bir günde olan bir şey değil. Tabii, çok. Belirli emek istiyor, sabır istiyor. İnişli çıkışlı grafikler izleyebiliyorsun. Bunlar da yan yana dirsek dirseğe, omuz omuza durup o engelleri bir bir aşıyorsun. O anda aşamayacağını da düşünebiliyorsun. Ama ben tabii ki hiçbir zaman aşamayacağımı düşünmedim.
belki bugün olmayacak ama yarın olacak hedefe diye. Hedefe koymak önemli olan. Tabii. Bir de dediğim gibi tamamen geniş çaplı düşünmek. Geniş çap, yani. Tabii. Bu işte bugün Tokat'ta yapıyorsun. Tokat'ın ihtiyacını karşılayacağım gözüyle bakıyorsun. İşte gelişiyorsun. İşte çevre illerdeki insanların ihtiyaçlarını karşılayacağım. Tabii ki uzun vadede, orta vadede ve kısa vadede planlamalarımız oluyor. İşte bundan 5 sene sonra tüm Türkiye'ye hizmet verebilmek isterim. Ondan sonra da tabii ki yurt dışından satışları gerçekleştirip Türkiye'ye %1 de katkım olsa benim için o mutluluk verir yani. Ulaş Bey, peki Tokat Organ Sanayi Bölgesi'nde bildiğim kadarıyla yatırım için yeni alanlar açılıyor. Evet. Hani hedefinizde işi böyle imarat atölye boyutundan biraz daha hani vardır kesin de hani böyle şu zaman yapmayı planlıyorum dediğiniz bir tarih var mı yani organ sanayi bölgesinde? Yani dediğim gibi şöyle kısa, orta ve uzun vadede planlamalarımız hazır zaten. Yani hali hazırda. Ama bunu ne zaman uygulamaya geçireceksin? Siz biraz sağlam basmayı sevdiniz tabii için. Tabii ki. Dengeli biraz gitmeye. Daha geniş alanla büyümek istedim için. Yani yoksa bizim meslek tabii ki her ilde var. Ama ayrı ayrı nedir işte? Bir grubu bir kişi üretiyor. Bir grubu bir kişi. Biz tamamını üretip ve doğru tedarikçilerle beraber sağlamaya çalışıyoruz. Tabii ki biz yani geçtik yıllarımda 500 kişiye, 1000 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyordum. Yani okulla ilgili düşünüyorum. Hani mutlaka ki bir sektörde bir iş sahibi olmak istiyordum. Ve burada 500 kişiye, 1000 kişilere bir ekmek kapısı olabileceğim hissiyatı vardı yani. Tabii ki bu işin içine girdim mi kendi içinde bir sürü zorlukları işte olup olmaması gibi durumlarını daha net görebiliyorsun işin içine girince. Tabii ki gönül istiyor, şu anda da istiyor. Belli bir kişiye hitap edip onların bir oradan kazanç kapısı sağlamalarını temenni ediyoruz. Ve hedeflerimizde de var tabii ki yani. Ama dediğim gibi iş kıyafeti, iş personel kıyafeti bunların önce insanların bu ürünleri kullanmaya alıştırmak, kullandığında onun bir faydasını gördüğünü gösterip geniş kitlelere yayıldığında da otomatikman insana buna ihtiyaç duydukça sen de üretim bandını kendi bünyende çalıştıracağın kişi sayısını ihtiyaç doğrultusunda arttırıyorsun yani. Şimdi ben tabii en çok sizi dinlerken çok mutlu olduğum birkaç şeyi de seyircilerimizle paylaşmak isterim. Siz Tokat İl Özel İdare'de eski binasında yani çalıştığınız zaman yeni açtığınızda benim de web sitelerim için bir tişört bastırmam gerekiyor. Evet. Böyle bir promosyon çalışmam vardı. Sevgili Şadi Şeri buradan selam olsun. Kendisine dedim böyle böyle bu işi yapıyor. Benim alt katta çok sevdiğim bir kardeşim var dedim. Ve o zaman o vesileyle tanışmıştık sizinle ve hakikaten geçen bu pandemi öncesiydi yani bir 5 yıl olmuştur. Ve o günden bugüne onu da söyleyeyim mesela Bertu iş elbiseleri ve imalatı aynı zamanda baskılı işler de yapıyor. Biraz ona çünkü çok talep geliyor. Zaten onu, iş kıyafetlerin kendi içinde birçok dediğim gibi farklı ürünleri falan oluyor. Biz işte önceden ilk açtığımızda baskı makinaları falan biraz daha afakiydi. İşte büyük şehirlere gönderiyorduk. Ürünler basılıyordu. Ondan sonra müşteriye teslim ediyorduk. Sonra kendi bünyemize aldık baskı makinalarını. O baskı makinalarıyla birlikte bir kişiye de bir işi de yapıyorduk. Çünkü yaptığın işi illa herkes 1000 tane, 10 bin tane yapmak zorunda değil. Biz bir kişiye de hitap ne ettik. Ne kadar güzel bir şey. İşte 1000 tane isteyene de ürünü yaptık. Bu zaten bize doğal olarak o bir kişi bize 10 kişi getirdi memnun kalınca. Tabii. O 10 kişi birer kişi daha getirdi derken müşteri portföyümüzü oluşturmuş olduk yani. Bu çok önemli. Bakın aklıma sevgili inşaat mühendisi Ramazan sahabeye geldi benim arkadaşım. Hurda işi yapan Nideli bir aile Tokat'ta bunlar yıllardır.
sevdiğim bir kardeşim. Bir kilo bakır getiren de benim için aynı fiyattır. Aynen. Bir kamyon bakır getiren de. Yani aynen. Ne oluyor o insanlar? Ya bu aslında insanların gönlüne girmek çok zor değil tamam, ama tamam. Birazcık belki insanın karşısındaki insana göre kendini hani empati yapabilmesiyle alakalı bir şey. Tamam. Yani müşteri geldiğinde sizden ne beklediğini bilen bir firma yöneticisi ya da orada çalışan iş gören eğer doğru adımlar atarsa o insan oradan kolay kolay başka yere gitmiyor. Tabii tabii yani. Peki Ulaş Bey işin en önemli tarafını söyleyeyim. Sektörde her sektörde oluyor. Zaman zaman bu işin çivisini çıkaran. Mesela sektöre giriyor diyor. Örneğin gazeteciyim diyor ama gazeteciliğin kumaşı olmayan insanlar var. Evet. Tamam mı? Gazetecilik halinde her şeyi yapıyorlar ama kendilerini gazeteci zanneden insanlar da var. Türkiye'nin her yerinde var. İyilere evet. Başımız tacı hepsi ama bir şey yapıyor mesela. Bütün piyasada sıkıntı yapıyor. İş yapamıyorsunuz veya dengeleri değiştiriyor. Sizin sektörde de böyle merdiven altı hani bu işi yapıyorum diye giren ve sizin gibi bu işi hakikaten profesyonel şartlarda yapan, bunun için ciddi yatırımlar yapmış olan, bunun için emek harcayan, gece gündüz çalışan firmalara yönelik bir sıkıntı oluyor mu? Ya o aslında şöyle, her sektörde, her meslekte karşınıza çıkabiliyor yani. Burada önemli olan kendi firmanızın ne istediği önemli. Hedefiniz. Siz, tabii yani siz maddiyata bakıyorsanız eğer, saman alevi gibi o paraya bir şekilde ulaşırsınız ama kalıcı olmaz. Ama doğru iş yaparsan işte doğru ürünleri örnek veriyorum bozuk bir kumaştan bozuk bir ürün yaparsan bunu bir kere satabiliyorsun. Tabii. Ama doğru ürünle doğru ürünü verdiğinizde müşteri sizden vazgeçmiyor ki zaten yani. Tabii. Geliyor bir daha size geliyor işte başkasına tavsiye ediyor. Yani İşte Bertu iş elbiselerinden aldım dediğinde evet ben de almıştım oradan ürünü rahatlıkla. Müşteri memnuniyeti. Müşteri memnuniyeti. Öbürkü merdiven altı evet sana bir kere rakip olabiliyor. Rakip evet. Bir kere rakip olabiliyor. Aynı üründe örnek veriyorum sen firmana iş pantolonu alacaksın. Fiyata göre o merdiven altından bir kere alıyorsun. Merdiven altı tabirini de çok kullanmak istemiyorum aslında. Amatörce yapılmış. Amatörce. Yani o anda eline bir yani belki iş pantolonuna uygun olmayan bir kumaştan üretmiş. Sana bir teklifte bulunuyor. 3 diyor. Senin ürünün 5 lira örnek veriyorum. O 3 lirayı bir kere alabiliyor zaten. İkinci kez oradan alma şeyini almıyor zaten. Bir kere zarar vermeye çalışıyor ama ikinciye arkası da gelmiyor zaten. Firma bizim, istese bile rakip olamıyor sizin. Tabii tabii rakip olamazsın yani. Şimdi aynı şekilde biz de yapsak daha kalitesiz ürünler yaparsan firman aşağıya oklar aşağıya doğru inmeye başlar yani. Şu anda ama süreklilik önemli. Kalıcı olabilmek önemli. Yani sektörde ben işte 2010'da resmi olarak Bertu İş Elbiselerini kurmuş oldum. Ondan öncesi çok de var aslında. Tabii ki var ama çıraklık, ustalık dönemleri. Dönemimiz diye tabir ediyorum o dönemi. 2010 olarak resmi başladım. 2010'dan 2023'leri gördük yani bu. Bir mücadele aslında. Bir başarı işte budur yani. Yani 15 yıldır, 20 yıldır, 30 yıldır aynı sektörde aynı işi yapabiliyor olmak... O zaten başarıdır yani. O güven veriyor aslında. Tabii tabii yani. Şimdi biz de tabii meslekte 30. yılımız. Allah herkese sağlık, afiyet, uzun ömürler versin sizlere de. Evet. Tabii sektörde güven duyulabilen bir insan olmak, bir firma olmak. Tabii yıllar içerisinde o işi sürekli yapan, bir o işi yapan, bu işi yapan değil de sürekli yaptığı işin paralelinde işler yapan firmaları, insanları daha çok önceliğe, daha çok değer veriyor. Onlarla çalışmaktan evet. Keyif alıyor çünkü... muhtemel bir sorun çıksa dahi o sorunun çözülebileceğini biliyor. Tabii ara ara da Ulaş Bey VTR'ye gösteriliyor. Arka tarafta evet. Fonda bilmiyorum dikkatinizi çekiyor mu? Evet. Bayağı da ben de baktım. Çok ciddi anlamda yatırımlar olmuş. Güzel ürünler var. Evet. Peki 2022 aslında 2020, 21 ve 22 biraz pandemi gölgesinde geçen evet. Dönemdi. Cirolar nasıl oldu? Yani rakam verin demiyorum ama yani şey olarak bir o dönemde bir önceki
pandemi öncesine göre, pandemi sonrasına göre bir kıyas yaparsanız yani imalat sektörü. Ya pandemi tabii ki yani sonuçta uzun bir süreç oldu. Çok yani uzun bir süre. Bir ay 15 gün süren bir şey olmadı ki. Yani nereden baksam bir yılı tam olarak doldurduk yani pandemiyle geçirdik tamamen. Evet, bu da ister istemez doğal olarak maddi manevi bir çöküntü tüm firmalara yaşattığı gibi bize de yaşattı yani. Tabii. Dönüşümü, yola gidiyorsunuz yemek yemeye yer bulamıyorsunuz. Yani dönüşümü en basit. Tabii ki yani evet. Sektör bütün her yer durdu yani. Tabii. Sadece biz olarak görmüyorum olayı. Ki biz aslında iş kıyafeti, personel kıyafeti üreten yerler birçok yere de o durdurmadan çalışabildi. Aslında en az etkilenen kısım bizdik. Ama ona rağmen uzun vadeye baktığında çok daha geriye düştüğünü görüyoruz yani bu ekonomik olarak söylüyorum. Şey için, ondan sonra pandemiden evet. Çıktıktan sonra da zaten biraz ekonomik dengesizlikler şu anda da zorluyor yani istersen. Ya, tabii şöyle mesela ben hatırlıyorum pandeminin ilk döneminde bir 10 kuruşluk 15-20 kuruşluk maskeler bir anda 25 kuruşa, 50 kuruşa, 1 liraya, 2 liraya, 3 liraya, 5 liraya kadar çıktı ve en son devlet müdahale etti biliyorsunuz. Ama ben şunu çok iyi biliyorum. O dönemde siz maske satışlarını hep piyasanın en altında en uygun fiyatlarla vermeye yani çalıştınız. Zaten biz ilk ilk başta stoklarımızda zaten evet. Bulunduruyorduk. Hiç sorgusuz, sualsiz o günün satış fiyatları ya biz hediye veriyorduk yani artık maske. Tabii biliyorum. Yani aslında pandemi bize şöyle iş kıyafetinin önemini evet, en had safhaya çıkarmıştı. Yani ne kadar önemli bir meslek olduğunu. Bir tulumun değil mi? Tulum. Tabii yani bir dezenfektan yapacaksın. Şurayı dezenfekte edeceksin. Tabii. O tulumu giymek zorundasın tabii. Yani. Dediğim gibi pandemi dönemi bir iş kıyafetinin önemini gösterdi. Evet. Orada şöyle bir durum yani biz orada işte fiyatlarımızda herhangi bir oynama yapmadan ilk etapta tabii ki elimizdeki stokları bir an önce işte neresi ihtiyaç sahibiyse işte bir emniyet müdürlüğü arıyor şu kadar maske lazım hemen hızlı bir şekilde işte çevre şehircilik il müdürlüğü arıyor. Çünkü onlar sürekli dışarıda olmak zorunda işte bir müdahaleye onlar gidiyor. İşte belediye çalışanları gidiyor. Onlara en azından biz ilk bir ayda ihtiyaçlarını karşılayıp ondan sonra da zaten sizin dediğiniz olaylar çıktı. İşte bir maske 25 kuruştan 75'ler 1 lira, 3 lira, 5 lira. O 50 liraya kadar çıktığı durumlar oldu yani. İnsanlar daha bir panik havası oluştu. Oysa aslında dediğim gibi bu biz stok bulundurmak için aslında bulundurmamıştık onu. Bu bir ihtiyaçtı zaten aslında. Yani maske kullanımı belirli normalde, dönemlerde tabii ki belirli. Kış dönemleri özellikle mesela gribin. Tabii. Aslında sürekli kullanılması gereken bir. Aslında öyle. Yani, durumdu. Epidemi olan yerlerde biz, mesela. Tabii biz illa başımıza bir musibet geldikten sonra onun değerini. İşte bu sefer de ne oluyor? 1 liralık ürün 10 lira oluyor. Tabii, talep artınca fiyatlar da birileri artırdılar. Ulaş Bey bir şey söyleyeyim devam ederiz. Ya aslında işte böyle durumlarda insanlar doğruyu yanlışı, eğriyi doğruyu ayırma şansı oluyor. Yani şöyle şimdi fırsatçı mı değil mi? Bir insanın biraz da vicdanıyla alakalı bir şey bu. Bu yani bazı insanlar hakikaten topluma, ülkesine, devletine, milletine bağlı olarak sizin gibi mesela bir şahit olduğum olaylar işte pandemide fiyatları minimum karlarla sattığınızı biliyorum. Özellikle maske almıştım. Ben de sizden hiçbir yerde maske yoktu. Sizden bulmuştum. Ya sağlık çalışanları da aynı şekilde. Mesela sağlık çalışanları o dönemde 15 gün hastaneden hiç ayrılamadı. Evet tabii. Yani işte eşleri geliyordu. Ya. Kıyafeti bizden alıyorlardı. Hemen gerçekten. Kolayca bir şekilde ürününü hastaneye götürüp orada ürünlerini değişiyorlardı. Yani o personel kıyafetini işte doktor kıyafeti, hemşire kıyafeti. İşte bizim orada olmamızın önemi orada aslında ilk çıkmıştı. Yani, tabii. Evet. Orada mesela biz fiyatlarımız hiçbir şekilde ya bu sürekli ihtiyaç haline geldi. Fiyatlarımızı biraz şişirelim demedik yani. Dediğim gibi o biraz kişinin bakış açısıyla alakalı. Biz dediğim gibi biz Bertu iş elbiseler olarak kalıcı olma hedefimiz var. Yani bugün zirveyi görüp
bu mesleği bırakacak şeyimiz yok yani. Kurumsal bizim olma çabası. Tabii tabii. Evet. Yani kurumsallığın bağlı olarak kalıcı olmak yani birinci hedefin tabii. Kalıcı olmak olunca işte dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsun. Oranın insanlarına faydalı. Başladığın yerden işte Tokat'tan çizdik ya az önce. Tabii, yani tabii. Tokat, Sivas, bir sarmal gibi tüm Türkiye'ye hizmet edebilmek yani. Bunu da zaten sen fırsatçılıkla bilmem neyle sağlayamazsın. Fırsatçılık bir kere olan bir şey olur yani. O da aslında kendi içinde çok bölünen bir şey. Yani şimdi bazen işte şu anda mesela sürekli bir artış fiyatlarda yukarıya gösteren bir şekilde bir artış söz konusu oluyor. İşte fırsatçı ismini duyuyor. Kişi geliyor, ya fırsatçılık yapıyorsun da diyebiliyor. Bu fırsatçılık da kendi içinde bölünüyor. Evet, fırsatçı var ama bir de ürünün artış durumu da söz konusu yani. Örnek veriyorum, bugün 15 sene önce ekmeğin fiyatı 1'di, şimdi 3 örnek veriyorum. Bu her şeyin bir kendine göre bir artış durumu da söz konusu olabiliyor. Ama her şeye de fırsatçı gözüyle bakmanın da yanlış olduğunu düşünüyorum ben yani. Haklısınız. Yani burada tabii haklısınız. Mesela kumaş konusunda veya sizin ürettiğim yaptığınız alanlarla ilgili ham maddeleri temin, ham madde demeyeyim de yani ürünleri, imat ürünlerin temininde zaman zaman zorlanma oluyor mu bu dönemlerde? Çünkü fiyatlar da dolara endeksli işler çıkışlar. Ya tabii ki oluyor. Kısmen de olduğu var. Bir de dediğim gibi üretimle alakalı. Yani üretimin yoğun olması için talebin olması gerekiyor. Talep olunca üretim stoklu çalışmış oluyor. Stoklu ürüne de ulaşması daha kolay oluyor yani. Evet, evet. Ya stok maliyetleri zor olmuyor mu üstad? Mesela bazen hani stokun maliyeti de olur biliyorsunuz. Yani sizde biraz bu terslemişti. Bazı ürünlerde mesela stok yapmak daha karlı gözüküyor. Üretiyor firma. Mesela 5 satıyor, 5 stokluyor. 5 satıyor, 5 stokluyor. O hani onun yasal hakkı o şey değil sonuçta. Malını değerlendirebilir ama bunun... Ya burada işte değerlendirme olarak değil de stok aslında olmak zorunda. Ya temkinli davranmak stok için. Olmak zorunda. Stoğu şu şekilde değerlendiremezsiniz. Ben stok yaptım, bunu değerli satacağım diye değil. Yok yok değil zaten. Ani bir talep geldiğinde müşteri yok çekmemek, yoka düşmemek tabii, için. Tabii yoka düşmemek tabii, için kesinlikle yani. Ona katılıyorum. Ama günümüz şartlarında çok aşırı her şey o kadar çabuk değişebiliyor ki. Yani bir ürün üretiyorsun, modeli değişiyor. Modeli değişiyor değil mi? İşte önceden meblağ olarak bir stok, bir ürünün stok maliyeti örnek veriyorum 500 ise şimdi 1,5 oluyor. 1,500 oluyor yani. Aynen öyle. Bu da artık stoksuz çalışmaya yönlendiriyor firmaları. Örnek veriyorum. İşte evet. Siparişe göre üretim devrine geçmiş oluyorsun. O yüzden yani. Fason öne çıkıyor belki. Tabii. Yani dediğim gibi orada üretimden kaynaklı yani stok bulundurma şeyin olmuyor yani. Tabii, üretim güdülerinin fiyatları da artıyor Ulaş tabii. Bey. O da zaman zaman değişkenlik gösteriyor. Bir de yani tabii ki işte ciddi bir enflasyon da var. Yani sonuçta pandemiden çıkış ve dünyada ciddi bir sallantısı oldu. Almanlar da mesela şu anda ben takip ediyorum. Zaman zaman yurt dışına giden bir insanım ve Almanlar da mesela çok gocunuyorlar. 80 sent aldığı bir mazotun litresini bir anda efendim 2 euroya kadar çıkınca tabii onlar da bayağı bir her ülkede, her dünyanın hemen hemen her ülkesinde pandemi sonrasındaki sıkıntılar yaşanıyor ama tabii bunlardan bir an önce ülkemizin de kurtulması en büyük dileğimiz, temelimiz. Yani üretime önem göstermemiz gerekiyor. Üretimi desteklememiz gerekiyor. Yani İtalya ile de daha çok üretim bazlı bir felsefe gütmemiz gerektiğine inanıyorum ben. Yani şu bardak da olsa, yani bir insan bir şeye karar verdiyse şu kalemi kendi üretsin. Yani bu yer burada üretilsin. Burada yani. Üretsin. Yani bu üretim çoğaldıkça ancak bu enflasyonla işte ekonomiyle başa çıkabileceğimizi düşünüyorum ben yani. Ne olursa değil, olsun tabii. Herkes bir şey üretmeli yani. Tabii. Yani kumaşı ithal değil, kendin üretmen gerekiyor. İşte iş kıyafetini işte Çin'den alıp burada satmak yerine
burada üretimi destekleyecek şekilde yol izlememiz gerektiğine inanıyorum ben yani. Gerçekten Ulaş Bey, hani keyifle geçen süreler şu anda, ben de hakikaten son derece mutluyum. İnşallah izleyenler de güzel şeyler öğreniyorlardır. Bertu iş önlükleri, iş elbiseleri imalatıyla alakalı. Peki sektöre gençlerden özellikle, mesela ben bakıyorum gazetelerde yoğun bir şekilde işte makinacı aranıyor, işte pikocu aranıyor. Siz biliyorsunuz onları. Bayağı bir eleman ilanları var. Yani şu anda bir genç akademik bir liseye gitmenin sonucunda çok başarılı olamayacağına inanıyorsa, yani o insanlara bir meslek lisesine gidin, daha çabuk şekilde iş hayatına girersiniz diye bir öneriniz olacak mı? Yani bu akademik lise de olabilir, meslek lisesi de olabilir ama bir işle alakalarının olması gerektiğini düşünüyorum. Ben onun meyvesini yiyorum mesela. Yani hem normal düz liseye gidiyordum, evet, hem de ekstradan bu işi yapıyordunuz. Bir iş yerinde çalışıyorduk yani. Kendi işte atölyemiz vardı. Başka mesleklerde de bulunduk. Çok güzel. Onların bize katkısı işte iş disiplinini öğretiyor. İşte sabah işine kalkıp gitmeyi o dönemde öğrenmekle 30 yaşında öğrenmek aynı olmuyor. Çok. Üniversiteyi bitirmişsin, sabah 8'de işe gitmen gerektiğini öğrenmekle 15 yaşındayken öğrenmek aynı olmuyor çok, yani. Tabii çok zor, adaptasyon zor. Tabii bu da sana işte dediğim gibi mesleğe bir an önce genç yaşta en azından bir yerinde bulunmak gerekiyor yani. Bu işte tekstil olur, bir kuaför yanı olur, bir herhangi bir meslek olur. Oralarda gençlerin bulunması, oradaki o havayı koklaması, ileride de bu belki o anda çok zoruna gidebiliyor, çok ağır gelebiliyor bir ama için ama işte belirli bir yaşa geldiğinde, bir de kendi işini kurmaya başladığında onların meyvesini yiyorsun yani. Tabii konu aslında bir hanleler ya, mesleğini bileğine tak meselesi, tabii, bir bilezik gibi, doğru söylüyorsunuz. Hele hele de bu rekabetin bütün koşullarının ağırlaştığı, çok daha hani eskiden bir insan, biz hani 50'li yaşları geçtik artık, siz daha 30'lu yaşlardasınız ama bir şey alacağımız zaman örneğin bu ne kadar diyorduk, fiyatını söyledik, işte 1 lira alıyorduk ya da almıyorduk. Tabii. Ama her yerde 1 liraydı. 1 lira. Aynı ürün. Şu oldu ama kimse şunu sormuyordu mesela, ileriye zamanda şu oldu. Fiyatı 1 lira, peki kalitesi nasıl diye ikinci bir soruyu da sormaya falan başladık. Tamam. Sonra fiyatı sorduk, kaliteyi sorduk. Dedik ki ya bu işte garantisi falan nasıl, yani iyi mi falan. Daha sonra bunu bir de Google'dan araştırdık. İşte yazdık Bertu, hani işte hakkında ne diyorlar mesela. Veya şu, şu ben onu yapıyorum. Yani artık insanlar fiyatı soruyor. Değerli olup olmadığını, kalitesini soruyor. Müşteri memnuniyetini soruyor. Piyasada bu ürününle ilgili hani yani olumlu olumsuz şikayetleri okumak istiyor. Aslında özellikle sizin gibi üretim yapan tüm firmalar Allah yardım etsin. Çünkü o kadar zor bir beğeni süreci var ki devamlı gelişiyor. Yeni insanlar yeni şeyler bekliyorlar. Yani dediğim gibi artık sadece fiyatı sormuyor. Tamam. Çok şey soruyor. Avantajı da var, dezavantajı da var. Dediğin gibi işte artık insan bir şeyi alıyor. Kendi bazlı da olsa oradan bir yorum yapabiliyor. Ama biz orada neyi baz alıyoruz? Bize 10 kişide, 100 kişide kaç kişi olumsuz? O tabii şimdi şöyle, bazıları akliyetle yazıyor. Bize de yazıyorlar. Çekemiyor adam. Karanlık bir ağacın gölgesinde yaşayan fesat birkaç kişinin. O andaki stresiyle yazıyor. Bir şey yazıyor ya yani. Onunla ama biz orada biz şunu çoğunluğu baz alıyoruz yani. Hayır ben zaten 4.5 falan 4 ise bir firma o tamam diyorum 10 numara. Tabii diyor. Yani. Çünkü şöyle. Çoğunluğu baz almak ya gerekiyor fesat, yani. Bakın Ulaş Bey çok özür dilerim. Hani hem sohbet ortam hem de bir anlamda da Berto ile ilgili çok güzel bilgiler öğreniyoruz. Hem yoksa sadece şey teknik tarafa kalsak belki sıkılacaksınız. İlk TV programınız. O yüzden ben de ara geliyorum. Evet. Bakın hakikaten iki tip insan var. Bir iş yapanlar, iki iş yapanları kıskanan insanlar var. Evet. Karanlık bir ağacın fesatlığının gölgesinde yaşayan, fesatlığından dolayı etrafında insan bırakmayan, dostunu, düşmanı, herkesi kaybeden insanlar var. Ve bunun da faturasının aslında başkasına çıkarmaya çalışırken kendilerinin ne kadar kötü ve hapis ruhlu olduklarının farkında bile olmayan zavallılar da var. Evet. Bunlar ne yapıyor? Bir firmanın ürünü hemen ona bir yıldız veriyor. Yani niye biliyor musun? Aslında
veya rakip veya değil. Ben buna bir yıldız veririm. Ya bunlar bizim için ölçü değil. Ben çoğunluğa bakarım. Tabii tabii çoğunluğa. Bir insan da tabii ki bizi de sevmeyenler olur. Ama ben çoğunluğa bakarım. Veya işte bir ürüne birileri olumsuz şey yazabilir ama ben çoğunluğa bakarım. Sonra herkes zaten bir süre sonra kendi bildiğine bakıyor. Yani yaptığımız sonuçta şey değil ki yani bazen kendin de yanılabiliyorsun yani. Tabii tabii. Bunu en aza indirebiliyorsun ama bazen sorunlu bir ürün de olabiliyor. Tabii bunu olur, ne yapıyorsun? Öğrendiğinde geri çekiyorsun. Herkes hata yapar. Tabii yani. Geri çekiyorsun. Hatırlayın ünlü bir firmanın işte meyve suyunun çok sevilen dünya markası ya. Bir milyonda bir hata, bir oksitlenme olmuş mesela. Birileri yaygara çıkarmaya çalıştı ama bütün Tokat basını ve birçok basını ne yaptı? Ürününün sahip çıktı. Bu olur yani. Bu yani sonuçta işte yani, bunlar münferit. Ama bunun devam ediyor yani, mu? Yani bu hata devam edip hala satışa sunuluyor mu? İşte güvenilirliği az mı? Bunların da çoğunluğu baz almak gerekiyor. Yani Üstad, Sivas'a gelip gidiyorsunuz ara ara. Sivas'ta dostlarınız var. Onu da hemen gireyim ben. Benim için Sivas... Ya benim zaten anne tarafım Yıldızeli'li. Benim için Sivas'ta Sivaslı arkadaşlarım, Tokat'ta benim için aynı eşdeğer. Tamam. Zaten Sivaslılar için de Tokat. Aynı şehir görüyoruz gibi. Yani. Hani iki devlet, sen. İki farklı bayrak, tek millet olayı var ya, iki devlet tek millet gibi. Sivas'la ilgili Tokat-Sivas kıyaslamasını birkaç cümleyle almak isterim. Yani sonuçta çünkü buraya da geliyor. Bir kıyaslama göremiyorum kıyas ben. Değil, yok, ticari anlamda hani... olumlu o anlamda Tokat veya şurada şu olumlu. Ya, ticaret bunu... yaptığımız Sivas'ta esnaf ve şirket sahipleri arkadaşlarımız var. Onlar bize geliyor. Biz onlara ne gidiyoruz. Kadar güzel bir şey. Ticari ilişkimiz olan firmalar var burada. Tabii canım. Çinliler geliyor da Sivas'ta Tokat'ta yine gitmesin mi yani? Tabii yani. Çinliler geliyor. Yani. Aynı sonuçta Tokat, Sivas işte yakın bölgeler hep birbirinin aynısı zaten. Yani burada çok uzlaşılamayacak bir durumda. Bildiğim kadarıyla. Sivas deyince bir, yani yüzünüz gülüyor böyle. Ben Sivas'a gidelim mi canlı? Olur abi, yani güldünüz böyle. Tabii Sivas. Çok, ben de aynı şekilde. Aynı yani, Sivas'a geliyoruz. Ticaret yaptığımız insanlar var. Hakikaten öyle. Beraber çalıştığımız, aynı bu kendi mesleğimizi yapan firmalar var. Onlarla çalışıyoruz. Yani dediğim gibi bu mesela bazen şu oluyor, çıkıyor piyasaya. Birden fazla aynı işi yapılan ortamda bir sorun varmış gibi oluyor. Ben bunu mesela hiç anlayamıyorum yani. Aslında sorun değil, o senin işini kolaylaştırıyor. Tabii. Tokat'ta iki tane daha olsun. Paslaşırsınız bir de yani. Tabii Tokat'ta iki tane daha iş kıyafeti satan yeri olsun tabii. Yani. Niye? O sana hem rekabet karşılıklı güçlendirir seni. Tabii güçlendirir. Tabii. Hem de dediğin gibi bir ürün vardır. Sende yoktur, ondan alıp müşterine sunabiliyorsun. Tabii ki yani. Veya müşterinin kafasında soru işareti olmuyor. Tek olduğun zaman daha zor görüyorum ben. Niye? Ya şunu tek bir kişi satıyorsa kaç para? Bu 10 lira. Diyorsun ki acaba başka yerde var mıydı? Kaç paraydı? 9'u alabilir miyim? Ama aynı yerden 3 tane satan varsa ona sorarsın birinden alırsın yani. Aynen öyle. Burada da aynı şekilde dediğim gibi her ilde olması gerekiyor iş kıyafeti üreticisinin. Çünkü her kurumun, her ilin ihtiyacını karşılayan... Bu lüks değil artık yani. Güç tabii, değil lüks tabii lüks ki değil. Yani biz burada işte burada da var iş kıyafeti satan yer, iş güvenliği satan firmalar. Çok evet. Birbirimizle paslaşıyoruz. Onda oluyor, ben alıyorum ondan. Onda olmuyor, benden istiyor, ben gönderiyorum. Önemli olan burada hizmeti verebilmek yani. Ulaş İhtiyacı Bey. Olan kişiye o ürünü ulaştırabilmek yani. En kısa zamanda onun tedarini sağlamak. Tedarini sağlamak yani. Bu şey değil ki, bu rekabet olarak kendi içinde göreceksin. Hani o şunu yaptı, ben de şunu yapayım gibi görürsün. Ama bir ürünü paylaşmakta kendi firmanmış gibi geri geliyor, oraya gidiyorsun. O geliyor kendi yeriymiş gibi bizden ürününü alıp müşterisine tedarini sağlıyor. Rekabet en yaşanılması gereken şey diye düşünüyorum. O meslekte gördüğünüz zaman yani. Aslında herkesi tabii. Aynı meslekte ben mesela benimle aynı şey yapan insanları hep meslektaş gibi görürüm. Tabii. Başkası rakip görür, düşman tabii, gibi. Tabii bazı yani. Var öyle firmalar birbiriyle var. Rekabet çılgın noktada maalesef taşıyanlar var ama biz o gözle görmüyoruz yani. Herkes sonuçta rızkı Allah veriyor. Doğru yaparız, takdir Allah'ındır. Yani üstad, kimsenin rızkı değişmez. Firmaların da rızkı değişmez. Önemli olan doğru bir şekilde
neyi istediğini bilmek önemli. Biz insanların ihtiyaçlarını karşılamaya odaklıyız. Bunun için mücadele ediyorsunuz. Ulaş Bey, Reji'den işaret geldi biraz önce. Evet. Çok akıcı bir zaman geçti. Bugün Yiğidoğlar'ın şehri Sivas Merkez Stüdyo'da Vizyon 58'de TürkSat 4A ve Dijitürk üzerinden yayın yapan Vizyon 58 kanalında birlikte bir program yaptık. Öncelikle tabii Tokat'tan geldiniz. İnşallah İstanbul stüdyomuza da bir program yaparız. İnşallah. Son birkaç cümle, ekran sizde. Bizleri takip etmesini diliyorum. İhtiyacı olanların ihtiyaçlarını karşılarız. Web sitemiz var değil mi? Web sitemiz genelde sosyal medya ile çalışıyor. Sosyal medya, anladım. İş elbise, Instagram sayfası. İşte Tertu iş elbise. Trendyol gibi çok güçlü bir satış platformu var. Trendyol'u zaten bilmeyen yoktur. Orada Bertu İş Elbise Fabrika Satış Mağazası olarak mağazamız tüm Türkiye'ye satışa açık. Bizi takip etmelerini istiyoruz. Başka da bir diyeceğim yok. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. Vizyon 58 ailesi bizi burada konuk etti. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Efendim, Vizyon 58 televizyonu Sivas Merkez Stüdyo'da bugün çok değerli genç bir iş adamı arkadaşım vardı. Kendine Tokat'tan benim hemşerim Ulaş Tarık Onur Bey bugün canlı yayın konuğumuzdu. Bertu İş Elbiseleri imalatı yapan önemli bir firma Tokat'ta ve pazar payı da her geçen gün Türkiye'de hem Tokat hem ülkemize katma değer kazandırmaya devam ediyor. Bir başka programda yine bir başka konukla buluşmak dileğiyle herkese selam ve saygılar sunuyorum. Hoşça kalın.